Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Batuntan Biyomedikal Merkezi Klinik Araştırma Direktörü Rikordo Palakios, Çin'in Sinovac yüzde %50.38 oranlarında genel etkinlik gösterdiğini söyledi. Çin'in Sinovac'ın geliştirdiği ve Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da denilen koronavirüsünün etkililik oranına dair bir haber Brezilya merkezli UOL isimli internet sitesine yayınlanmıştı. İki farklı kaynağa dayandırılan haberde Çin'in koronavirüs aşısının etkililik oranının %60'ın altında olduğunu açıklamış. Aşının etkinlik oranı Türkiye'de ise %91 seviyesinde açıklanmıştı. Brezilyalı araştırmacılar geçen hafta aşının koronavirüsün hafif seyreden vakalara karşı %78 etkinlik gösterdiğini ve ağır vakaların tamamını önlediğini açıklamışlardı. Ancak bağımsız uzmanlar koronavirüs isimli aşının 3. faz deney sonuçlarının daha şeffaf bir şekilde açıklanması çağrısında bulunmuşlardı. Endonezya dün ilk verileri göre aşının %65 etkinlik gösterdiğini açıklayarak acil durumlarda kullanımına onay vermişti. Uol haberinde bu tantanın bugün açıklamaya hazırladığı etkinlik oranının ise %50 ila %60 arasında olduğunu bildirdi. Bu rakamlar sağlık kurumlarının belirlediği seviyenin üstünde olsa da geçtiğimiz hafta açıklanan rakamların oldukça altında olduğu dile getirildi. %50.38 olaraktan açıkladığı Batuntan Biyometikal Merkezi Klinik Araştırma Direktörü Ricardo Palekios tarafından aşının %50.38 koruma sağlandığı açıklandı. Bizim ülkemizde ise Türkiye'de ise %91 seviyesinde, Brezilya'da ise %60 seviye, Endonezya'da ise %65 etkinlik gösterdiği hafif seyredenlerde oran ise %78 olduğu açıklanmıştı. Herkesten farklı bir açıklamalar gelmekte. Çin aşısı ile ne alakalı ne olduğu belirsizliğini korumakta bu etkinlik koruma oranının bu da aşıya güveni sizce azalt, azaltmakta mı? Yoksa Çin aşısı sizce de güvenli mi? Yoksa diğer aşılara mı yönelmek istersiniz? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.